Merhaba, bu videomda sizlere Melik Gökçek'ten bahsedeceğim. İbrahim Melik Gökçek kimdir? İbrahim Melik Gökçek, 20 Ekim 1948 yılında Ankara'da doğan, 94-2017 yıllar arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan eski milletvekili, gazeteci ve bürokrattır. Şanlıurfa Halfeletti bir baba ve Kosova Pizikran göçmeni bir annenin çocuğu olan Gökçek'in çocukluğu babasının mesleği dolayısıyla Antep'te geçti. Babası avukat Ahmet Gökçek, Adalet Partisi Antep İl Başkanı'ydı. İlk ve orta lise öğrenimini Antep'te tamamlayan Gökçek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrencilik hayatına başlayınca 1967 yılından itibaren Ankara'ya yerleşti. Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitiren Gökçek, gazeteciliğe yerel Antep Haber Gazetesi'nde başladı. Parlamento muhabirliği yapan Gökçek, askerlik görevine başlamadan önce Çalışma Bakanlığı'nda özel kalem müdür yardımcılığı yaptı. Yedek subaylığını Kıbrıs Güzelyurt'ta yapan Gökçek, askerlik dönüşü ticaret hayatına atıldı. 84 yılında Anavatan Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçildi. 89 yılından itibaren Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne getirilen Gökçek, bu görevini 91 yılı başlarına kadar sürdürdü. 75 yılında 20 Ekim 1954 doğumlu olan Aslen Düzce Akçakocalı olan Nevin Gökçek ile evlendi. Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunu ve 27 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Nevin Gökçek ile evliliğinden iki çocuğu oldu. 2013-2015 yıllar arasında Ankaraspor'da profesyonel futbolculuk yapan 4 Kasım 76 doğumlu Ahmet Gökçek, Osmanlıspor'un başkanlığını yapmaktadır. Ekim 1983 Ankara doğumlu Osman Gökçek ise Beyaz TV'yi yönetmektedir. İlk ve ortaokulu TED Ankara Koleji'nde okuyan Osman Gökçek ise lise öğrenimini Samanyolu Koleji'nde, üniversite ise Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünde tamamlamıştır. Siyasi hayatına gelince, 25 Mart 1984 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 89 yerel seçimlerinde ikinci defa Keçiören Belediye Başkanlığı görevine aday oldu. Fakat seçimi kazanamadı. 91 yılı hem siyasi hem bürokratik hayatında dönüm noktası yaşayan Gökçek, ANAP'tan istifa ederek Refah Partisi'ne geçti. 20 Ekim 91 genel seçimlerinde Refah Partisi Ankara Milletvekili olarak meclise girdi. 2 yıl 3 ay milletvekilliği yapan Gökçek, 94 yılında milletvekilliği devam ederken Refah Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 94 Türkiye seçimlerinde Koral Göymen'in Ankara Belediye seçimlerinde kazandığı duyuruldu. Ancak daha sonra Gökçek'in YSK'ya yaptığı itiraz sonucu 6.390 oy farkla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı açıklandı. Belediye Başkanlığı görevindeyken Periler Ülkesi'nde adlı heykeli Altın Park'tan kaldırtırken sarf ettiği "böyle sanatın içine tükürürüm" sözü tartışma yaratmıştır. Refah Partisi'nin kapatılması üzerine Fazilet Partisi'ne geçen Gökçek, 99 yılı seçimlerinde ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Yapılan seçimlerde %33,7 oyla 30 bin oy farkıyla Ankara tarihinde iki kez üst üste seçilen ilk kez belediye başkanı oldu. Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra yeni parti kurma çalışmalarına başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Fazilet Partisi'nin devamı olduğunu söyleyerek bu partide yer almayacağını söyledi. Ancak bir süre sonra 2002 yılında Demokrat Parti'ye ve ardından 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. 2004 yerel seçimlerinde 3. kez, 29 Mart 2009 yerel seçimleri seçimlerinde 4. kez, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 5. kez aynı göreve geldi ve Ankara tarihinde ilk kez 5 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen kişi oldu. Ankara'da en uzun süre görev yapan belediye başkanıdır. Başkanlık yaptığı dönemde Büyükşehir Belediyesi Avrupa Şeref Bayrağı, Avrupa Şeref Plakatı ile ödüllendirilmiştir. 10 Ekim 2009 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve uluslararası ilişkilerde dünyada örnek teşkil edecek çalışmalar yapan kentler ve belediyeleri verilen Avrupa ödülünü Parlamento Başkanı Luis Maria de Flick'ten almıştır. Mayıs 2010'da OEC toplantısında belediye projeleri alanında 4 ayrı kategoride verilen ödüllerin 3'ünü toplayan Ankara, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi ve Kentsel ve Bölgesel Planlama Birinciliğini, Göksu Park ile Çevre Düzenlemesi Birinciliğini ve Mogan Park ile Çevre Koruma Sürdürülebilir Kalkınma İkinciliğini 54 ayrı ülkeden 170 temsilcinin arasında kazandı.
23 Ekim 2017'de Twitter'da attığı tweet ile istifa edeceğini açıkladı. 28 Ekim 2017'de Recep Tayyip Erdoğan isteği nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti. Yaptığı projeler. Başta Malazgirt 1071 bulvarı olmak üzere birçok cadde, bulvar, otoyol, Dikmen Vadisi ve Kuzey Ankara gibi büyük kentsel dönüşüm projeler yapmıştır. Ankara'nın su sorununa çözüm olarak yapılan Kavşakya Barajı onun döneminde yapılmıştır. Ankara'daki çarpık yapılaşma ve gecekondulaşmaya karşı yapılan kentsel dönüşümün büyük çoğunluğu onun döneminde yapılmıştır. Ankara'daki park, bahçe, spor ve kültür merkezleri ve Ankara'nın en büyük camilerinden Kuzey Ankara Camii ve Külliyesi onun döneminde yapılmıştır. Davalar ve eleştiriler. Hakkında açılan çeşitli davalarda yayın yoluyla hakaretten, kişilik haklarına saldırıdan, şahsiyeti ağır şekilde zedelemekten, manevi saldırıdan birçok kez mahkum olmuştur. Gökçek dönüşüm hareketlerinin devam ettiği Hıdırlık, Atıf Bey ve İsmet Paşa bölgelerinde özellikle muhafazakar ailelerin tercih edeceği konutlar inşa edileceğini açıklamıştır. Mimarlar Odası Gökçek'in açıkladığı projeyle aleni bir şekilde nefret suçu işlediğini ve toplumu ikiye bölmeye çalıştığını dile getirmiştir. Evet sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu videomda Melih Gökçek'ten bahsettim, siyasi yaşamdan bahsettim. Beğen tuşuna basmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Hoşçakalınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.